Tabii biz DNR'a bütün bu çeşitleri verip o kitapları sergilemek konusunda onları serbest bıraktık. Çünkü raf miktarları mağazadan mağazaya değişiyor. Müşterilerini kendileri tanıyorlar. Hani biz gidip onların yerine onların işini yapıp şunları koyun demedik. O yüzden bunu belki DNR'a sormak daha doğru olur. Yani genç değil, yazarlara destek oluyoruz biz. Genç, yaşlı fark etmez. Eserini beğendiğimiz herkese destek oluyoruz. Genç olunca bu durum olumlu veya olumsuz değişmiyor. Çok sayıda genç yazarı yayınlıyoruz sonuçta. Ama çok sayıda genç yazarı da reddediyoruz beğenmediğimiz için. Yapmanız gereken şey bize e-mail atmak. Veya telefonla ulaşabilirsiniz. Adresi göreceksiniz birazdan. Bunun ötesinde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani biz sizin ne yaşınıza, ne statünüze, ne yazdığınıza, ne nasıl biri olduğunuza, ne sizi sevip sevmediğimize hiç bakmıyoruz. Tek baktığımız şey eseriniz. O eseri beğenirsek, ki bu beğeni tabii ki tamamen sübjektif. Yani belki biz beğenmeyiz, bir başka yine çok beğenebilir. Bu konuda bir söz veremem. Ama beğenirsek kapımız size sonuna kadar açık. Beğenmezsek de sonuna kadar kapalı maalesef. Fantastik edebiyata Danilo beşlemesiyle girmedik tabii, bu doğru değil. Yani Garcia Marquez'in büyülü gerçekçilik bakımındaki eserleri de aslında fantazi sayılabilir. Lucia Troisi'yi yayınlamıştık, Arthur ve Minimoylar'ı yayınlamıştık, böyle birçok eser yayınladık. Danilo beşlemesinin özelliği popüler fantastik edebiyat kapaklarıyla yayınlanması ve sunulması oldu. Dolayısıyla orada aslında bizim aldığımız karar fantastik edebiyatla ilgili değil, popüler edebiyatla ilgiliydi. Danilo beşlemesi gerçi vampirli kitaplar arasından belki de en az popüler akımlardan etkilenen seri olabilir. Yani işte mesela seks yoktur içinde, tarih çok ağırdır, okuması öyle çok çok da kolay değildir. Moskova'da o tarihlerdeki ortamı gerçekten merak ediyorsanız Danilo beşlemesi sizin ilginizi çekecektir. Ama o kitap yani bence nitelikli, çok nitelikli eserler olmasına rağmen bu 5 kitapta popüler edebiyat şeklinde pazarlandı. Bu bir pazarlama yöntemi sadece, yayın politikası değil. Bu bizim tabii çok usta olduğumuz bir iş değil. Yani okurdan büyük talep var diye, dışarıdaki ajanslardan da böyle bir baskı var diye. Bir de Türkiye'de böyle bir değişim olduğu için tabii dedik ki biz bunu da yapalım. Bunu daha önceki sorulan birine anlatmıştım zaten. Ama bizim çok usta olduğumuz bir konu değil. Biz edebiyat yayıncılığını, beyaz kapakla yayın yapmayı çok daha iyi beceriyoruz ve iyi biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla şey beklemeyin ama yani yakalarsak güzel bir şey. Yapabiliriz yine, bilmiyorum. Göreceğiz.